Evet, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videoda sandalyeye bu şekilde geçmeli. Ön taraftan aşağıya doğru, sırttan da şu arka kısma kadar sandalyeye kılıf dikeceğiz. Komple geçmeli olacak. Şimdi ilk önce yapmamız gereken, normalde bunu provol da dikebilirsiniz. Yani kumaşı üstüne koyup da dikebilirsiniz. Veyahut da ölçü alarak da dikebilirsiniz. Ben nasıl ölçü alınır onu göstereceğim. Şu şekilde çaprazdan buraya kadar ölçü almanız gerekiyor. Şöyle göstereyim, tam bu köşeye kadar 46 santim geliyor. Bunu kağıda not alalım. 46 orta kısım. Ardından ön tarafı ölçelim. Onu da gene aynı şekilde şöyle yapıp ölçebiliriz. Gene aynı 46, hatta 45 santim geliyor. Onu da 45 santim olarak not alalım. Ardından yapmamız gereken işlem şu şekilde alt kısımda biraz da geçerek buradan başlayacak şekilde ölçü almak. 1 metre 40 santim oldu. Şöyle de alta doğru geçtiğini düşünelim şuraya kadar. Şuradan tutalım. 1 metre 46 santim diyelim. Komple şuradan başlıyor. Bu şekilde arkadan şöyle alta geçecek şekilde. Onu da hemen şöyle not alalım. 1 metre 46 santim. Son olarak da üst kısmı ölçeceğiz. Üst kısmı da şuradan başlayıp şurada bitiriyoruz. Burası da yaklaşık 44 santim geliyor. Onu da hemen şöyle 44 olarak not alalım. Burada sandalyeyi giydirdikten sonra şu şekilde alt kısımda, şu kısımdan tam dibinden değil biraz kenara geçecek şekilde şöyle ölçü alacağız. Burası da ne kadar geliyor? 34 santim geliyor. Şuraya geçmemizin sebebi alttaki kumaş buraya kadar geldiği için. Bunun hizasından ölçü alıyoruz. O da yaklaşık 34 santim kadar oluyor. Onu da yazalım. Bunları dikerken ayarlayacağız. Şimdi ben size şöyle göstereyim kısaca. Görmüş olduğunuz gibi üst kısım 44 santim, orta kısım 46, en alt kısımsa 45 santim ölçtük. Dikerken bunu ayarlayacağız. 34 santimde buradan arkaya kadarki kısmı, 146 santimde kumaşın toplam uzunluğu olacak. Şimdi bize gereken kumaş 146 santim uzunluğunda ve en genişi 46 geliyor. Buna 3 santimle dikiş payı koyduğumuzda, hatta 50 de yapabiliriz. Yani 50 santime 146 santimlik bir adet kumaşa ihtiyacımız var. Ve onu hemen kesip dikmeye başlayacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi 50 santim genişliğinde 1 metre 46 santim uzunluğunda kumaşımızı aldık. İlk önce yapmamız gereken ön kısmın alta geçecek yerini katlayıp şöyle bir dikeceğiz. Yaklaşık 7 santim kadar bir katlıyoruz. Ardından üst tarafı dikmeye başlayacağız. Şöyle 45 santimi ortalayarak bakalım. İlk önce bir tarafı dikelim. Ters çevirdik. 45 santim burayı ölçüyoruz ve burayı da dikiyoruz. Burası ön tarafın alta geçme kısmı olacak. Evet, ardından yapmamız gereken 34 santim burayı ölçmek. Burası oturma kısmı olacağı için 34 santim ölçüyoruz. Şuradaki fazlalık kumaşı öne doğru katlıyoruz. Bakın şu şekilde koyduğumda daha net anlaşılacak. Bu taraf ön tarafın alta geçme kısmı, yani şöyle ters çevirelim. Hemen şöyle kısaca bir göstereyim. Burası oturma kısmı 34 santim. Yaklaşık normalde 36-37 santim, fakat bu kumaş biraz daha aşağı gireceği için 34 santim demiştik. 34 santim buradan buraya kadar olması gerekiyor. Şu şekilde kumaşı koyduğumuzda bunu da 34 santime kadar çekelim. Burada ardından yapmamız gereken, yan tarafı dikmeden önce demiştik ya, yukarısı ne kadar olacaktı? 44 santim olacaktı. 44 santimi yukarıdan ortalayacağız ve eşit bir şekilde iki taraftan dikmeye başlayacağız. Aşağı doğru geldikçe genişleyecek kumaş. Üst taraftan düz dikeceğiz, aşağıya doğru genişleyecek. Farkındaysanız düz dikmiyorum, çapraz dışarı doğru çıkıyor. Çünkü alt tarafın genişliği gördüğünüz gibi 46 santimdi. Bu taraf 45 santimdi. Üst tarafsa 44 santim, daha dar olacak. Ardından 34 santim burayı ölçüyoruz. Kumaşı buraya denk getiriyoruz. Gördüğünüz gibi 34 santim. Burayı da aşağısı çapraz olacak şekilde. Buraya da 46 santimli genişliği. Onu da bir ölçelim. Ne olur ne olmaz. Garanti olsun. Görmüş olduğunuz gibi 46 santim. Burayı da yukarı kadar dikeceğiz. Yukarıya doğru geldiğinizde tekrar bir ölçmenizi tavsiye ederim. 45 santim ölçelim. Evet, şimdi yukarıya kadar diktik. Alt tarafı da diktik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapmamız gereken işlem, şuraya overlock geçeceğiz yan tarafa.
overlock yoksa kesebilirsiniz sıfırından. Yukarı kadar yaptıktan sonra üst tarafa köşelerini dikeceğiz. Köşe yapacağız üst taraflara ki üst taraflar biraz kalın olduğu için mecbur köşe yapmamız gerekiyor. İlk önce ben şimdi overlock'unu yapayım. Ardından üst tarafın köşelerini yapalım. Sonra bir giydirip bakacağız. Ve giydirmeden önce de yapmamız gereken bir işlem daha var. Bunu giydirdiğimizde ön taraf oval olduğu için bu şekilde. Şurada bir potluk kalıyor her zaman. Buradan da bir dikiş geçeceğiz. Şimdi onu da göstereceğim. İlk önce bir overlock'unu yapalım. Sonra onları da yapalım. Görmüş olduğunuz gibi overlock'larını da yaptık. Etrafının overlock'unu ve buraların overlock'larını yaptık. Ardından dediğimiz gibi üst tarafa köşe yapacağız. Kalemle işaretleyelim. Çok ufak bir köşe yapacağız. O yüzden hiç ölçmemize gerek yok. Şöyle ufak bir köşe yaptık. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki tarafa da köşesini yaptık. Şimdi yapmamız gereken diğer bir işlem. Şöyle diğer tarafı çevirdiğimizde. Şu dikimin tam bittiği kısmın biraz üstünden. Yaklaşık şöyle 3 santim kadar bir üstünden. Karşı taraftan aynı şekilde şöyle kalemle işaretleyelim. Burası dediğim gibi şöyle kıvrıldığında, bu şekilde kıvrıldığında biraz potluk kalıyor. O potluğu almak için dikeceğiz. Şöyle tek kat alalım. Şimdi bu taraftan sıfır başladık ama şuraya doğru 1 santim kadar içeri doğru geçeceğiz. Ve 1 santim görmüş olduğunuz gibi şöyle potluğunu aldık, sonuna kadar diktik. Onu da şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde. Ön taraftan da bu şekilde duracak. Şimdi bunu giydirmeden önce buraya bir ütü basacağız ki burada çok çirkin olmasın. Ardından burada yapmamız gereken işlem şu yan tarafı, arka tarafı, diğer yanı, hatta isterseniz alt tarafı da ince bir şekilde katlayacağız. Katlamaya başlayalım. Özellikle yan tarafları ince katlayın. Çünkü yanlarda çok fazla pay kalmadığı için sandalyenin kendi kumaşı gözükmesin. Evet, son olarak da onu da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi buraları da komple diktik. Ardından sandalyemize geçireceğiz. Kılıfı bir bakacağız bakalım nasıl olmuş diye. Evet, kılıfı ters çevirelim. Alt kısmını da açalım tersine. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kılıfımız. Şuradan bir geçirip başlayalım, takalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi kılıfımızı geçirdik. Yan taraf bu şekilde. Burası oturma kısmı. Burada fazlalık vardı, potluk vardı. Oraya dikiş geçmiştik. Bu da arka tarafın bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi sandalyemize kılıfı yapmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.